2019 yılı sıfır tereddütle söylüyorum, hayatımın en güzel yılıydı. Geri dönüp baktığımda bu yılı güzel yapan her şeyi teker teker görebiliyorum. Ama bunların en temeli, bu yılı çok güzel yapan şey hayatımın nasıl çalıştığını iyice anlayıp bunun sonucunda da güzel kararlar vermemdi. Yanlış hatırlamıyorsam 2014-2015 yılından beri bu listeleri yapıyorum. Her sene hiç aksatmadan yaptım. 5 sene boyunca bu listeler sayesinde başarabildiklerimden, yapabildiklerimden ve hayal kırıklıklarımdan çok fazla şey öğrendim. 2 tane kuralım var benim. Nasıl yazdığım hedefleri eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirim, bunlarla ilgili nasıl başarılı olabilirim diye. Yıllarca süren deneyimlerim. Listenin sonunda onlardan da bahsedeceğim. Eğer liste yaparsanız, siz de hedef belirlerseniz bayağı mı bayağı işinize yarayacağını düşünüyorum. 20 tane 2020 hedefim var kendime koyduğum bu sene boyunca başarmayı ve yapmayı istediğim şeyler. Bu sene daha fazla gün tutmak ve gündelik hayatımı daha fazla belgelemek istiyorum. Eskiden daha fazla fotoğraf çekerdim, daha fazla video çekerdim. Sadece sosyal medyaya koymak için değil ya da YouTube için değil. Kendim için daha fazla şey belgelerdim. Bugünlüğe başlayalı bir seneden fazla oldu. Mesela hala bitirmedim. Normalde olsa 5 ayda 6 ayda bir defter tamamen biterdi. Dışarıdan yemek yemeyi azaltmam gerekiyor. Evde yemek yaptığım zaman birincisi çok daha mutlu, ikincisi çok daha sağlıklı olduğumu fark ettim. Bu zaten bilmediğim bir şey değildi ama yemek yapmaktan asla keyif almıyordum. Umut'la beraber olmaya başladıktan sonra yemek yapmanın ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu fark ettim aynı zamanda. Hala yalnızken çok fazla yemek yapasım gelmiyor ama kendimi biraz daha zorluyorum. Ama hem parasal anlamda hem sağlık anlamında kendimi daha iyi hissediyorum. Hiç esnek bir insan değilim ve bazen yürürken uzuvlarımı böyle kalas gibi hissediyorum. Sanki yürümeye çalışan ve birbirine eklemlerle böyle vidalarla tutturulmuş bir şey gibi hissediyorum. Kesinlikle daha fazla esneme hareketi yapmam lazım. Spora gidemesem bile, spora işte ne bileyim pilates mesela çok pahalı. Gitmeyi çok isterim ama çok pahalı. Spora biraz daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Mümkünse evde. Her yerim ağrıyor yoksa. Bu madde geçen sene de listemde vardı, bu sene de var. Fakat bu geçen sene başarısız olduğum anlamına gelmiyor. Gereğinden fazla uyumamaya özen göstermek istiyorum. Daha azıyla da yaşayabileceğimin farkındayım. Bu maddeyi Taha'dan gördüm ve Taha'dan çaldım açıkçası ama birazcık değiştirdim. Taha'nın her hafta kendisine bir hediye alma hedefi var. Ve onu biraz değiştirdim ve kendime her ay bir hediye almak şeklinde modifiye ettim. Bu arada asla böyle işte büyük hediyeler, çok önemli işte ne bileyim elektronik cihaz ya da pahalı bir şey değil. Yani buzdolabı magneti bile olur. Sevdiğim, o ay kendime almak istediğim ufak, ne bileyim bütçem varsa belki büyük. Her ay kendime gerçekten istediğim bir şey almak istiyorum. Bunu da her hafta benim için biraz fazla geldi. Çünkü hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Bir diğer hedefim de para biriktirmek. Para biriktirmeyi zaten çok güzel başarıyordum. Çünkü birincisi İstanbul'da yaşamıyordum ve ailemin yanında yaşıyordum. O yüzden daha kolay bir şekilde elimde olan parayı biriktirip bir kenara koyabiliyordum ve o biriktirdiğim parada kendime çok güzel şeyler alıyordum. Şimdi onu yapamıyorum veya daha kısıtlı yapıyorum ya da sadece gerçekten ihtiyacım olan şeyleri alabiliyorum. Ve her zaman olmasa da bu beni zaman zaman mutlu eden bir şeydi. İkisini bir şekilde dengeye oturtmak istiyorum. Neden para biriktirmek istediğim konusunda birazdan geleceğim. Bir süredir her gün 15-20 dakikalığına evi temizliyorum. Evi genel olarak temiz tutmak ya da işte evi genel olarak dağıtmamak konusunda çok fazla işime yaradı. Esen daha dağınık bir insandım ve tek seferde her yeri toplayıp kendimi çok fazla yoruyordum. Bunu değiştirdim artık ve bu alışkanlığımı da yeni yılda korumak istiyorum. Bu sene kendime en fazla kızdığım konulardan birisi kitap okumayı biraz azaltmamdı. Biraz değil, bayağı azaltmamdı. Çok az değil gerçi. Yine hani mangaları da sayarsak bir 50-60 tane kitap okudum aslında bu sene. Ama bu benim için çok az bir rakam. Hiç vaktim olmasa bile, çok böyle uykudan kırılıyor olsam bile 15 dakikalığına kitap okumak beni her zaman çok rahatlatıyor. Bitireceğim, olayı bitireceğim. Kitap konusunda bayağı iyi olacak. Çizim konusunda kendimi geliştirebileceğimi bildiğim bir yeteneğim var. Ama o yetenek de yoktan var olmadı. Çok fazla zaman harcadım çizimimi geliştirmek için ve şu an olduğu noktaya geldi. Şu an olduğu nokta süper mi? Hayır değil. Ama başladığım noktaya göre çok güzel bir yerde ve bu bana gelecekte neler olabileceğiyle ilgili bir ipucu da veriyor aslında. Çizim yapmaya daha fazla vakit ayırmak istiyorum ve bu yeteneğimin boşa gitmemesini istiyorum. Bu konuyla ilgili daha ciddi ve detaylı video çekeceğim ama şimdi kısaca söylemem gerekirse eğer ben hayatım boyunca hep çok zayıf bir çocuk oldum. Lisedeyken de çok zayıftım, üniversitedeyken de çok zayıftım. Hala zayıfım. Ama bu sağlıksız olduğum anlamına gelmiyor. Yapı itibariyle zayıf gözüküyorum. Zayıfım. Kilo almak benim için çok zor bir şey. Yıllardır başaramadığım bir şey. Eskiden bu tarz yorumlara, işte çok zayıfsın, kilo al tarzı yorumlara maalesef maruz kalıyordum ve bu beni çok fazla düşürüyordu kendi görüntüm
konusunda. Moralim bozuluyordu yani kısacası. Sağlıklı olduğumun bilincine vardıktan sonra ve sağlıklı beslenebildiğimi fark ettikten sonra tabii ki yine kilo alamadım ama sağlıklı olmam benim için görüntümden daha önemli bir hale geldi. Fakat YouTube ve Instagram'ın büyümesiyle yeniden bu tarz yorumlara maruz kalmaya başladım. 2020 hedeflerimden bir tanesi bu konunun asla ama asla aklımın ucundan dahi geçmemesi. Hiçbir zaman kilo odaklı değil, her zaman sağlık odaklı olmaya devam etmek istiyorum. Sağlık demişken hazır. Sağlığımla ilgili en büyük tehdidin biraz az su içmem olduğunun farkındayım. Asla aklıma gelmiyor. Deli gibi su içeceğim bu sene. Umarım. Film izlemek dışındaki bazı benzer aktiviteler, işte kitap okumak, dizi izlemek, anime izlemek, çizgi roman okumak tarzı şeylere biraz daha fazla önem ve öncelik verdiğim için hayatım boyunca film izlemek biraz daha geri planda kaldı benim için. İzlemem gerektiğini düşündüğüm ve herkesin izlemem gerektiğini söylediği bazı çok önemli filmleri bile izlemedim şu zamana kadar. Bu sene kendimi film izleme konusunda biraz zorlamak istiyorum ve en az 52 tane film izlemek istiyorum. Her haftaya bir film anlamına geliyor ve 52 bu şekilde bakınca bence bayağı iyi bir sayı. Benim kendi hayatımda içinde bulunduğum çok güzel bir comfort zone'um var. Ve bu alandan çıkmak beni çok yoruyor. Çok üşeniyorum bunu yapmaya ama böyle yaptıkça çok fazla fırsatı kaçırdığımı, çok fazla fırsatı geri teptiğimi fark ettim. 2020'de bu konfor alanımı tamamen yok edebilmek adına kendim için çok büyük bir hedef koydum. Bu lisedeki en büyük hedeflerden birisi olabilir hatta. Bu sene yurt dışına çıkmayı kafama koydum ve sadece tek bir ülke değil, tur olarak gerçekleştirmek istedim bunu. Otobüsle Avrupa turuna çıkmaya karar verdim. Bunun benim için ne kadar konfor alanının dışında bir şey olduğunu tahmin dahi edemezsiniz. Bunu kesinlikle yapacağım. Aklıma deli gibi koydum. Bir sürü yer araştırdım. Umut'la, sevgilimle konuştum. Onun önerdiği bazı yerler oldu. Ve bir tane yer seçtim. Yazarım buraya. Instagram'dan @intoku.travel. Burayı seçtim ve vazgeçmemek adına gidip konuştum. Gayet kendimi ikna ettim. Kendimi buna hazırladım ve bunun için bir bütçe bile ayırdım bir kenara. Yıllardır yapmayı çok istediğim bir şey. Ta kaç sene önce annemler otobüsle Balkan turuna çıktılar ve o kadar imrendim ki ama bir yandan o kadar böyle korktum ki onu yapmaktan. Bu seneki en büyük hedeflerimden bir tanesi. Yazın Avrupa turuna çıkacağım ve bir sürü şehir gezeceğim. Yani onlarca şehir gezeceğim. Çok ama çok heyecanlıyım bunun için. 2020'de telefonda geçirdiğim süreyi azaltmak istiyorum. Telefonu kesinlikle hayatımdan çıkartmak ya da telefona günde sadece bir saat bakacağım falan tarzı bir hedefim yok. Bunun kendim için de herhangi bir şey için de sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu an böyle bir çağda yaşıyoruz ve insanlarla bu şekilde iletişime geçiyoruz. Şu an Instagram'a, Twitter'a, YouTube'a bakmanın çok insani bir ihtiyaç olduğunun farkındayım. Sadece bundan arta kalan sürede bazen sadece alışkanlıktan bomboş telefona bakarken yakalıyorum kendimi. Bomboş yani sadece alışkanlıktan, sadece şu kilidi açmanın verdiği ve scrollamanın verdiği alışkanlığın farkındayım ve bunu tamamen azaltmayı düşünüyorum. Özellikle mesela insanlarla konuşurken insanlar bir şey göstermek ya da bir şey yapmak için telefonu eline aldıkları kendi telefonumu elime alırken buluyordum kendimi ve bunu azalttım. Özellikle bunu yapmamaya başladım. Ondan beri telefonda geçirdiğim sürenin çok fazla bilincindeyim ve böyle devam etmesi için cidden her şeyi yapacağım. Hayat kalitem arttı. Telefon hafızamı sık sık temizlemem gerektiğini çok fazla farkındayım. Çünkü telefon sonunda saklama alanınız dolduğu yarısı verdiğinde götüm tutuşuyor ve acilen böyle bir şeyler silmek için kendimi yırtıyorum. Onun yerine telefonumu sık sık 2 günde bir, 3 günde bir yeni gelen şeylerden arındırsam bu benim için çok büyük bir sorunu çözecek. Bunu yapamadım. Özellikle telefonu geçtiğimden beri yapamadım. Bu yüzden benim için yeni bir sıkıntı, yeni bir sorun. Unutuyorum çünkü. Direkt unutuyorum, aklımdan çıkıyor. Oyun oynamayı çok seviyorum ve deli gibi özledim oyun oynamayı. Bu senenin başında daha fazla oyun oynuyordum. Sonra birazcık azaldı bu. 2020 hedeflerimden bir tanesi sevdiğim oyunlara, sevdiğim tarzda oyunlara biraz daha fazla vakit ayırmak. Çünkü böyle konularda zaten fikir sahibi olmaktan çok keyif alıyorum. Daha fazla oyun oynamak en büyük isteklerimden birisi. Hatta belki değil, kesin bir Twitch kanalı açacağım. Eminim bunu yapacağıma. Beraber oyun oynayabiliriz sizinle. Olur. Eşyalarımı teker teker ayıklayacağım ve sevmediğim her şeyi bir yerlere bağışlayacağım ya da satacağım. Hala kullanılabilir olmasına rağmen kullanmadığım veya kullanmanın içimden gelmediği bir sürü eşyam var. Onları evden çıkartmak istiyorum ve daha temiz, daha sakin bir ev hali yapmak istiyorum. Kıyafet olur, mutfak eşyası olur, kalemler, kitaplar. Hepsini ama hepsini gözden geçireceğim. Zaten söyledim ama para biriktirmek bu seneki en büyük hedeflerimden birisi. Ve bunu ek olarak bir hedefim daha var. O da karttan, banka kartı olur, kredi kartı da olur.
karttan alışveriş yapmayı bırakmak ve yanımda nakit taşımak ve nakitle alışveriş yapmak. Nakitle alışveriş yapmayı bıraktığım zamandan beri, işte üniversitenin başından beri biraz daha fazla para harcar oldum. Çünkü somut olarak görmediğinizde biraz daha az harcıyormuş gibi geliyor. Biraz daha kolaylaşıyor para harcamak. Böyle olursa daha iyi para bitireceğimi de düşünüyorum aynı zamanda. Ve 2020 için son hedefim. 2020'de bir televizyon almak istiyorum. Şuraya. Şurada. Bakın. Şuraya bir televizyon almak istiyorum. Keşke orada bir televizyonum olsa ama yok. Kaydırdım biraz da kamerayı. 2020 hedeflerimden bir tanesi ve sonuncusu, kendime şöyle pahalı olmayan, abidik gubidik işte bilmem ne körlü olmayan, 4K olmasına da gerek yok. Orta fiyatlı, düşük fiyatlı, mümkünse Netflix açabilen, YouTube açabilen tatlı bir televizyon almak. Bunun için de para biriktiriyorum ama hem yurt dışına çıkacağım, hem televizyon alacağım, hem başka bir şeyler alacağım. Nasıl olacak bilmiyorum ama halledeceğim. Şimdi listeden sonra iki tane kuralımdan bahsedeceğimi söylemiştim. Aslında bunların ikisi birbirine benzer ve birbirini tamamlayan kural. Birincisi, 1 Ocak 2020'de çok farklı ve enteresan bir şey olmayacak. Her zaman böyle lanse ediliyor. Her zaman yeni yıl işte güzellikler getirsin falan, hani böyle şeyler konuşulur ya. Öyle bir şey olmayacak. Asla ama asla olmayacak. Yine her şeyin sorumlusu her zaman siz olacaksınız. O yüzden birincisi, yeni yılın çok enteresan bir yer olmadığının farkına varın. Yani siz aslında yeni yıl hedefi koymuyorsunuz. Önünüzdeki yıllarınızı, önünüzdeki hayatınızı daha güzel bir yer haline getirmek için hedef koyuyorsunuz. İkinci kural birinci kuralla çok fazla paralel ilerliyor. O da çok fazla enteresan kurallar koymamanız. Siz hala kendinizsiniz. Yılın değişmesi, günün değişmesi sizin yeni bir insan olduğunuz anlamına gelmediği için eskiden vakit bulamadığınız şeylere yeni yılda da vakit bulamayabilirsiniz. O yüzden haftanın her günü mutlaka spor yapacağım, her gün aşırı sağlıklı besleneceğim tarzı bir kural koyarsanız bunun gerçekleşmeme ihtimali çok yüksek. Bunun yerine daha iyimser hedefler koyun ve hedeflerinizin bükülebileceğini, hedeflerinizin her zaman yılın her anına değişebileceğini unutmayın. Haftanın 3 günü spora gitme hedefi koyun ve bu hedefe olabildiğince sadık kalmaya çalışın. Yeni yıl heyecanına kapılmadan yapılabilecek hedefler koyarsanız her şekilde daha mutlu ve sağlıklı bir hedef listesi oluşturabileceğinizi düşünüyorum. Benim kurallarım ve her zaman liste oluştururken düşündüğüm şeyler bunlar ve son birkaç sene çok iyi iş çıkardım bu konuda. Bu sene de listeme bakıp ben bunu yapamam ya da bunu yapmak konusunda aşırı zorlanırım dediğim bir tane bile madde yok. Benim tavsiyem 5 maddeden de oluşuyorsa, 1 maddeden de oluşuyorsa, 100 maddeden de oluşuyorsa bir liste yapın ama gerçekçi olun. Ama yapın yani. O hedeflerinizi bir yere yazın ve dursun. Bu sene gerçekleşmese bile gelecek sene gerçekleştirirsiniz. Bir şekilde gerçek olur ama onlar. Sadece onun için çalışmanız gerekiyor. Bayağı motive edici oldu. Güzel. Ama ben çok sevdiğim bir şey olduğu için iyice böyle sizi teşvik etmeye çalışıyorum. Bu şekildeydi video. Umarım beğenmişsinizdir ve eğer isterseniz yorumlarda bu sene yapmayı çok istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz ya da direkt hedeflerinizin tamamını bile yazabilirsiniz yorumlara. Ben hepsini okuyorum. Hatta çoğu zaman eski videolarımda şöyle bir şey oldu. Aşağıda sizin yazdığınız yorumlardaki hedeflerden kendi hedef listeme eklediğim şeyler oldu. Yani bu 2020'de 20 hedefim olacak tarzı bugün koyduğum bir kural değil. Her zaman eklediğim maddeler oluyor. 20 madde olmasına da gerek yok. Ne bileyim yani Aralık ayında bile madde ekleyebilirim bu listeye. Hiç sorun değil. Benim için ayların, yılların, o günün, o şeyin, o sınırların hiçbir önemi yok. Böyle olunca da biraz daha iyi ilerleyebiliyorsunuz o hedefe doğru. Her neyse böyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın. YouTube algoritması beni sevdiğinizi böyle anlıyor galiba. Emin değilim. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.